İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda belediye başkanımız Necip Büyükarslan da stüdyo konuğumuz. Tam bu konuyu konuşuyorduk. Mutlaka ki bugün mecliste de Sayın Eroğlu'yla bir toplantı gerçekleştirildi. Bunu biliyoruz. Bu toplantıda olan gelişmeleri bize aktarır mısınız lütfen? Ben öncelikle Sayın Başkanımıza da iyi akşamlar diliyorum. Dün de yine canlı haber esnasında bağlanmıştık, canlı yayında konuyu paylaşmıştık. Dün Sayın Bakanımızla Adıyaman vekillerimizin yaptığı toplantıda ve bu toplantıdan sonra da bugün Sayın Bakanımızın bakanlık üst düzey bürokratlarla birlikte Adıyaman konusunu detaylıca masaya yatırmak üzere acil bir toplantı kararı alındığını belirtmiştik. Nitekim bugün bu alınan karar istikametinde bakanlıkta bir toplantı yapıldı. Ben bugün de Sayın Bakanımızla telefonla da görüştüm. Kendileri de konudan dolayı çok üzgün olduğunu, Adıyaman'ın daha önce Sayın Belediye Başkanımızın da gösterdiği nezaketle zaten Adıyaman'ın fare hemşerisi olduğunu gururla her fırsatta dile getirdiğini, evet. Adıyaman'a değil en ufak bir zararımızın olması, tam tersine biz bu yılı Adıyaman için hamle yılı olarak görüyoruz ve buna yönelik olarak da gerek deşeyi kapsamındaki sulama projeleri, gerekse mini parklar kapsamında Adıyaman'ın bütün tarihi ve tabiat parklarının yeniden imarıyla ilgili de her türlü gayreti göstereceğiz şeklinde bir ifadede bulundu. Nitekim bugün biraz önce, hemen yarım saat kadar önce de bakanlıktan resmi bir açıklama yapıldı. Bu açıklama metni de şu anda elimde ve Sayın Bakanımızın kullandığı ifadeler aynen şöyle: son günlerde bazı basın yayın organlarında Nemrut Dağı Milli Parkı ile ilgili bazı haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan ve yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek söz konusu haberlerle ilgili Orman Su İşleri Bakanı Sayın Eroğlu bir açıklamada bulundu deniyor. Bu açıklamanın en son cümlesi de şu: Nemrut dahil bütün Adıyaman ilinde bulunan tarihi ve tabiat parklarının yeniden imarı yapılarak Adıyaman ilimizin turizm potansiyelinin arttırılması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret edeceğiz. 2012 yılı bakanlığımızın yatırımları açısından Adıyaman'da hamle yılı olacaktır. Bu Sayın Bakanımızın bizzat kendi kullandığı sözler. Bu sebeple Adıyaman'daki ve Adıyaman dışındaki tüm Adıyamanlı hemşehrilerimiz müşteri olsunlar. Burada hemşehrilerimizin, şehrimizin hakkını sonuna kadar savunmaya gayret gösteren milletvekilleri var. Yine orada Sayın Belediye Başkanımız, üniversitemizin rektörü gibi ilimizin bütün potansiyelini bir an önce daha da fazla açığa çıkarmaya çalışan yerel yöneticilerimiz var. Halkımız bize güvensin ve desteğini, duasını bizden esirgemesin. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu gelişmeler bizi çok sevindirdi. Sayın Eroğlu'nun da ağzından çıkan cümleleri bizzat siz buradan tekrarladınız. Peki şu anda belediye başkanımız Necip Büyükarslan da burada. Yetkililer olarak Adıyaman'ın ne gibi süreç bekliyor bundan sonra Malatya'yı ve Adıyaman'ı? Şimdi bundan sonrasında biz, bu arada şunu da ifade edeyim, bugün biz Kültür Bakanımızla da yine bir görüşme imkanı bulduk ve genel kurulu çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle bir toplantı düzenleyemedik, ancak bunun ilke kararını aldık. İnşallah en kısa zamanda, önümüzdeki hafta içerisinde Sayın Kültür Bakanımızla da yine Adıyaman vekilleri olarak bir araya gelmeyi planlıyoruz. Burada da yapacağımız şey şu: öncelikle Adıyaman'ımızın yani Nemrut'un Adıyaman'a bakan tarafıyla ilgili zaten daha önce ODTÜ tarafından hazırlanmış olan, Kültür Bakanlığımızın talimatıyla hazırlanmış olan çok ciddi bir proje var. Bu proje kapsamında da Nemrut Komagene gelişim planının ihaleye çıkılması gerekiyor. Bu ihalenin yapılması durumunda hızlı bir şekilde Adıyaman tarafından Nemrut'a çok daha yoğun bir biçimde turist sayısının yoğunlaşacağını ümit ediyoruz. Bir de burada geçen sene Sayın Belediye Başkanımızın öncülüğünde belediyemizin yaptığı bir turizm çalıştayı vardı. Türkiye'nin birçok yerinden turizmciler gelmişti Adıyaman'a, bunu hatırlıyorum ve buradan tekrar teşekkür ediyorum. Belki bu tür çalışmaların üniversiteyle birlikte daha yoğun biçimde yapılarak artık bir an önce Adıyaman'ımızın, Nemrut'umuzun tanıtımına yönelik çalışmaların ve tur firmalarıyla, otel firmalarıyla yoğun görüşmelerin yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili en son belki de beklentimiz de şu: hem bir teşekkür hem bir beklenti. Özellikle bu hadisede dünden itibaren Adıyaman'ımızın değerli basını çok ciddi olarak ilimizin ve değerlerimizin arkasında durdu. Tıpkı bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonrasında da yine ilimizin turistik anlamdaki tüm potansiyelinin ortaya konması noktasında daha yapıcı ve
projeci, bir takım çalışmaların da arkasında durmasını bekliyorum. Basınımıza da teşekkür ediyorum burada. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ben aracılığımızla son bir cümle daha ifade etmek istiyorum. Buyurun. Hakikaten dünden beri Adıyaman vekillerimiz olağanüstü bir gayret gösterdiler. Ben şahsım adına tüm vekil arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz Adıyaman halkı adına.